Haberyede Ekonomi Masası'nda Üçüncü Göz Danışmanlık CEO'su ekonomist Hikmet Baydar'la beraberiz. Evet Hikmet Bey, Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi geldi. Üstüne BBDK'dan bir swap hamlesi geldi. Piyasalarda da bir yükseliş söz konusu. Bunun yanında borsada rekor seviyelere çıktı. Bu son görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu swap ihalesi, aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında bir swap ihalesi açmıştı. Ve bu swap ihalesiyle bir miktar TL'yi piyasaya verdi. Bunun karşısında da BDDK bir swap hamlesi yapmıştı. Daha önce BDDK, birinci hareketi BDDK yaptı ve yapmış olduğu swap sınırlamasıyla yurt dışına Türk lirası vermeyi sınırladı. Aslında Merkez Bankası eğer yurt dışına bu swap operasyonunu yapmasaydı, BDDK getirmiş olduğu sınırlamayla öz kaynakların %10'una indirmişti. Yapmış olduğu bu kararla piyasanın yurt dışına Türk lirası vermesini engelledi. Bunun yanında Türk lirasıyla manipülatif hareket yapmanın da önüne de geçmiş oldu. Aslında çok başarılı bir operasyon yaptı. Ama Merkez Bankası açmış olduğu swap ihalesiyle bu etkiyi tamamen ortadan kaldırmış oldu. Neden? Çünkü TL'yi istediği kadar piyasa ele geçirmiş oldu. Burada Merkez Bankası'nın özellikle ki bir önceki programımızı hatırlarsanız faizleri indirmemesi gerektiğini ben ifade etmiştim. Piyasada beklenti 1,5-2 puan civarıydı. Ki zaten beklenti anketlerinde de bu çok bariz belliydi. Piyasanın 2 puanı beklediği ve bu çok ayan beyan ifade ediliyordu ama ben faizlerin 2 puan indiriminin beklenmesine rağmen indirmemesi gerektiğinin özellikle altını çizmiştim. Birçok platformda da bunu dile getirdim. Köşe yazılarımda da dile getirdim. Çünkü reel faiz olayı var. Bir reel faizi eğer hatalı bir şekilde tespit edersek o zaman özellikle yabancı yatırımcının karlarını realize edip pozisyon kapatma ihtimalini artırmış oluruz. Bir nevi tetiği çeker. Böyle bir ihtimalden dolayı Merkez Bankası'nın biraz daha sağlam durup faizlerdeki indirim için aylık bazda faizlerin hedeflenene uygun hale gelmesini beklemesinin doğru olacağını düşünüyordum. Ki faizler 8,5'lardan 10,5'lara geldi. Büyük ihtimalle de Aralık ayı enflasyonu da 11,5-12 liraya kadar yükselecek gibi görünüyor. Benim kanaatim öyle. Böyle olunca tabii Merkez Bankası'nın faizi 12 liraya indirildi. 14'ten 2 puan indirdi. Piyasa faizi, enflasyon da 12 liraya çıkarsa Aralık sonu, yani Ocak başında bu belli olacak. O zaman 12-12 ortada bir şey kalmıyor. Kaldı ki devlet tahvillerinde de faizler şu an 12'nin altında. Böyle olunca bir reel getiri söz konusu değil. Beklentiye göre %2, bir sonraki sene 12 aylık beklentiler onlar civarında. Beklentiye göre de çok fazla bir marj var. Halbuki Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik beklentilerde faizlerin aşağı eğilimli olduğunu ve buna bağlı olarak da geleceğe yönelik fiyatlamalarda daha düşük bir fonlama maliyetinin olacağını piyasaya o beklentiyi oluşturması gerekiyor. Şimdi beklentilere baktığımız zaman onlar 11'ler civarında. Zaten faizler oralara yaklaştı. Dolayısıyla bundan sonra aşağı yönlü bir beklenti olmayınca en ufak bir olumsuzluklarda sıçrama riski çok fazla. Yani bir nevi topu yere attığın zaman düştüğü gibi geri çıkıyor. İşte bu risk şu an yükseldi. Onun dışında önümüzdeki dönem için 2019'a göre baktığımız zaman büyük ihtimalle veriler bana en azından 2019'un zorlu koşullarının 2020'de daha yavaş azalacağını, daha pozitif bir hava oluşabileceğini rakamlar bana gösteriyor. Özellikle şeye bakmak lazım. Yani ithalat ve ihracat yapısına baktığım zaman ithalatımızda %15 miktar bazında %15'lere yakın bir artış olduğunu görüyorum. İhracatımızdaki artış miktar bazında çok düşük %3'lerde falan. Böyle olunca bundan hepsi Türkiye İstatistik Kurumu'nun sitesinde var. Böyle olunca biz ister istemez ben şunu görüyorum. İç piyasadaki iş talebi artıracak şekilde üretimde artık yavaş yavaş pozisyonlar alınıyor. Yani 2019 biliyorsunuz iç piyasa açısından son derece kötü bir yıldı. Hep ihracata asıldık ister istemez. Neden? Çarkın dönmesi lazım. Bu çarkı döndürebilmek için de ihracatla bir nevi ciroları belli bir seviyenin altına düşürmemeye çalıştık. Tabii bunun bazı avantajları oldu, dezavantajları oldu. İşte ihracatta %3'lere yakın bir büyüme dolar bazında. Türkiye için çok anlamlı bir büyüme değil ama Türkiye ekonomisinin büyümesi konusunda baktığım zaman da neredeyse başa baş %1.5 civarında bir büyüme olacak ülkede. Ki bu ülkenin nüfus artış hızına baktığı zaman bu daralmadır benim için. Başarılı bir büyüme performansı değil.
kurların ülkede yaratmış olduğu hem yüksek enflasyon hem yüksek faiz döngüsünün bu ülkede yaratmış olduğu bir yara. İstihdam yaratamadık, istihdam oluşturamadık. Dolayısıyla 800 bin üzerinde yeni işsizle karşılaştık. İşsizliğin dağılımına baktığım zaman da her 3 çalışan 15-25 yaş grubu arasına baktığım zaman her 3 kadından biri işsiz. Yani iş müracaatı yapmış olan kadınlardan bahsediyorum. Her 4 erkekten biri işsiz. Genç nesil içinde bu kadar yüksek işsizliğin olması bana göre 2020'de istihdam politikasını masaya yatırmak gerekiyor. Özellikle istihdamı geliştirici, işsizliği özellikle genç kesimde, işsizliği azaltıcı ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun geleceğini pek hoş görmüyorum. Çünkü 3 kadından birinin işsiz olması, 4 erkekten birinin işsiz olması bu ülkede ciddi bir problemdir. Nüfus artış hızıyla biz bunu eğer engelleyemezsek gelecekte sosyal anlamda ciddi problemlerle karşı karşıya kalırız demektir benim için. Peki Hikmet Bey, 2020'de Türkiye ekonomisi neler bekliyor? Hem piyasalar hem Merkez Bankası'nın 2020 politikaları neler olacak? Şimdi bir kere 2020'de Türkiye'ye kaynak girişine bağlı olarak kredi büyümesi olabilir. Çünkü Türkiye kendi içerisinde bu kaynağı üretebilecek bir katma değer yaratamıyor maalesef, oluşturamıyor. Sattığımız ürünlerin katma değerleri düşük. Yani yurt dışında işte kullandığınız telefonlarda bile katma değerler çok yüksek. Türkiye böyle teknolojik katma değer ürünler ürettiği takdirde ancak Türkiye'deki bu büyümeyi bizim fonlamamız mümkün. Dolayısıyla bizim şu an rekabette çok yüksek ürünlerde ve tarım ürünlerinde bizim çok ciddi bir katma değer oluşturmamız mümkün değil. Dolayısıyla katma değer yüksek ürünleri şu an benim gördüğüm askeri sanayide bu biraz kendini göstermeye başladı. Orada çok başarılı gidiyoruz. Onun dışında eğer teknolojik ürünlerde, teknolojik hamlelerle katma değer üretimini artırabilirsek ülke kendi iç kredi üretimini de sağlayabilir. Çünkü o bir miktar fon akışı sağlayacak içeriye. Global piyasalara baktığım zaman Türkiye'ye bir kaynak akışı olabilir mi? Önümde iki tane büyük problem var. Birisi Çin'le Amerika'nın arasında gelen ciddi bir ticaret savaşı. Bu savaş 2020'de daha da hırçınlaşabilir. İkinci konu Amerika'daki seçimler. Bu Trump'ı daha da hırçınlaştırabilir. Oy toplamak için popülist politikaları yöneltebilir. Amerikan milliyetçiliğini arkaya alabilecek şekilde dünya ile arası daha da açılabilir. Bu nedenle 2020 bizim için daha riskli bir 2020 olacak. Ama iç piyasaya baktığım zaman iç piyasada dengeler biraz daha oturmaya çalışacağı için özellikle kurdan ve faizden kaynaklanan bir gelir dağılımı bozukluğu var ülkede. Bu biraz daha dengeye oturduğu takdirde ücretlerin ayarlanması da bunun içerisinde. Biraz daha oturduğu takdirde iç talebin biraz daha hareketlendiğini göreceğiz. Dış piyasada daha zor bir 2020, iç piyasada daha kolay bir 2020 bekliyorum ben. Şu anki ithalatın yapısı da sanki iç piyasadaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bir altyapının oluşturulduğunu bana gösteriyor. Bu çok önemli. Çünkü miktar bazında biz ithalatta bir artış yaratamazsak ki beklentiler içerisinde 13-14 milyar dolara yakın bir açık bekleniyor cari açık 2020 içerisinde. Böyle bir yapı eğer Türkiye'de oluşmazsa şimdiden yani bir nevi stok oluşturma, üretimin altyapısını oluşturması olmadığı takdirde iç piyasadaki canlanma, enflasyon patlamasına yol açar. Bence son derece sağlıklı bir gidişat var. İç talebi karşılayacak bir üretimin şu an satın almaları yapılıyor. %13-14'lere yakın bir ithalat patlaması var ülkede. Bu ihracat hedefli değil. Çünkü ihracattaki artışımız %3'lerde. Bu belli ki iç talepteki canlanmaya yönelik beklentinin olumlu olduğuna yönelik bu sinyal oldukça olumlu. Eğer bu olmasaydı 2020'de iç piyasadaki canlılık enflasyonda bir artışa yol açabilir diyebilirdim ama şu an böyle bir korkum yok. Ama faizlerdeki aşağı trendin devam edebilmesi için aylık bazda enflasyonunun 0.70'lerin üzerine çıkmaması lazım. 0.70'lerin şu an biz 1'lerin üzerindeyiz. Yani dolayısıyla bana göre bundan daha fazla faiz indirimi benim için çok büyük tehlike. Ben öyle görüyorum. Gerçekçi de değil. Yani keşke hiç faiz olmasa da herkes birbirine borç alıp verebilse. Ama faiz indiriminin özellikle altını çizmemiz lazım. Faiz indirimi bir ülkede paraya kolay ulaşımı sağlamaz. Para varsa %10'la mı alırsınız, %100'le mi alırsınız o ayrı bir konu. Ama Türkiye'de likiditeyi oluşturabilmemiz için kaynak akışına ihtiyacımız var. İçeriye bir para girişi lazım. Neden? Biz hızlı büyüyoruz. İçerideki para buna yetmiyor. Dolayısıyla bir para girişinin olabilmesi için bir güven şart.
İki istikrar şart. Şu an yurt dışında 2001'lerden bugüne kadar belli bir iktidar var. Ama hep siyasi risk var diye bir pompalandı. Özellikle uluslararası ünlü basın kuruluşları tarafından bu pompalandı ki Trump onların gerçek yüzünü de ortaya koydu ve dedi ki siz hep yalan haber yapıyorsunuz dedi. Türkiye ile ilgili yalan haberler o kadar çok yapılıyor ki yurt dışında bizim de buna bir hamle yapıp o yalan haberlerin yalan olduğunu bizim ispatlayarak onların reytingini aşağı çekebilmemiz gerekiyor. Bu çok kolay bir şey mi? Değil. Çünkü yıllardır yapılan ve çok profesyonelce yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Geçen gün Nijeryalı bir milletvekiliyle oturduk konuştuk. Adam dedi ki biz sizi işte bilmem ne kanalından tanıyoruz. Siz de bizi o kanaldan tanıyorsunuz. Dolayısıyla biz sizi riskli görüyoruz. Siz de bizi riskli görüyorsunuz. Ama o yayını yapan ülkenin bütün ticaretçi firmaları hepsi bizde, siz de bizde cirit atıyor. Demek ki ortada bir tuhaflık var. Evet var. Biz onları kötü sanıyoruz ama onların ülkesi de bizden aşağı değil. Çünkü dünyanın en hızlı nüfus artışı olan ülke Nijerya. Oraya muhakkak yatırım yapılması lazım, gidilmesi lazım. Tüketim ürünlerinde ciddi bir şekilde yatırıma ihtiyaçları var. Biz rahatlıkla satabiliriz. Doğru adamı bulmamız lazım. Onlar da doğru adamı bulamazsa burada para batırırlar. Biz de doğru adamı bulamazsak orada para batırırız. Bunun köprülerinin çok sağlam atılması lazım. Aynı şekilde Hindistan öyle. Tüketim malına çok fazla ihtiyaçları var ama biz bir türlü giremiyoruz bu pazarlara. Başkaları giriyor ama. Dolayısıyla bizim artık bunları aşmamız lazım. Türkiye'nin çok büyük avantajı var. Avrupa'daki kriz Türkiye'ye yarıyor. 2020'de de Avrupa'daki resesyonu atlatabilirlerse bu lüks tüketim malına talebi artırır. Oysa biz Avrupa'ya şu an Avrupa'nın Çin'den alamadığı küçük miktarlarda satışları yaptığımız için de biz Avrupa için stoksuz üretim yapan bir üst durumundayız. Eğer Avrupa ekonomisi krizden çıkarsa Avrupa ihracatta zorlanacağız. Ama Avrupa dışında özellikle Afrika, burada hedef de belirtmek istiyorum. Özellikle Afrika bizim için inanılmaz iyi bir pazar. Biz bir an önce Avrupa'nın Afrika'daki bacağını kesmek zorundayız. Öyle söyleyeyim. 2020 ihracat kompozisyonunda Avrupa'dan Afrika'ya daha fazla odaklanılması gereken bir pazar gibi görünüyor benim gözümde. Ve iç pazardaki hareketliliği de hazırlıklı olmamız lazım diye düşünüyorum. Peki hocam siz de değindiniz. Bir resesyon konuşuluyor tüm dünyada. Evet. Türkiye etkileri nasıl olur? Çünkü bu çok büyük ekonomiler bir resesyon tehlikesi altında şu anda. Yavaş yavaş da bunun emarelerini görüyoruz. Türkiye etkileri nasıl olacaktır? Şimdi Avrupa'nın yaşadığı resesyondan biz karlı çıktık. Çünkü Avrupa'da resesyon olmasaydı Avrupalı Çin'den mal almaya devam edecekti. Ve gemi gemi, konteyner konteyner mal almaya girecekti ve ciddi stoklama yapacaktı. Ama Avrupa'daki kriz sayesinde biz burada parsel üretim yaptık ama onların parsel üretimleri bizde ciddi bir şekilde kapasiteyi dolduruyor. Yani 100'er adet, 500'er adet, 300'er adet ürünler veriyor ama bir bakıyorsunuz bir konteyner mal çıkıyor. Ama parçalı farklı ürünler. Çin'de bunu yaptıramıyordu. Ve üstelik bir ay, bir buçuk ay bir ulaşım süresi var. Türkiye'de yaptırıyor, iki gün sonra elinde tırla gidiyor. Böyle olunca Avrupalı stoksuz üretimle Türkiye'de istediği dağılımı veriyor. Asorti dağılımlarını veriyor. Beden dağılımlarını veriyor ve karşıdaki Türkiye'deki tekstil firması da o üretimi yapıp gönderiyor. Adam da direkt mağazalara yolluyor. Yani stonda doğru tutmuyor. Bu Avrupa'daki krizden kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla Avrupa'nın krizi bizim her zaman lehimizedir. Bunun dışında dünyada krize baktığımız zaman gelişmekte olan ülkeler büyürken o talebi mecburen oluşturuyor. Yani siz ekmek yemek yemeden duramazsınız. Dolayısıyla nüfus arttığı zaman yiyeceğiniz miktar da artacak. Dolayısıyla böyle bir talebi görüyorsak biz kaldı ki batıya karşı Afrika kıtasında hep şu görüldü. Yani geldiler bizim her şeyimizi aldılar ama biz fakir kaldık. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki imajı çok farklı. Böyle olunca bizler şu an kaliteli marka kendi markamızla gitmek zorundayız. Ve bu kendi markamızın da kaliteli olduğunu, dünya markası olduğunu biz gösterdiğimiz zaman inanın onlar şu an gidip de 10 dolara 20 15 dolara mal edilmeyen, daha da aşağıda fiyatlarla mal edilen ürünü 200 dolar verip almazlar. Ama bizden 100 dolar verip alırlar. Dolayısıyla bizim 10 dolara yani ürettiğimiz ürünü 100 dolara satabileceğimiz bir pazar var orada bizi bekliyor. Sadece bizim oraya gidip odaklanıp markalaşmamız gerekiyor. Türkiye'deki firmaların artık yani ben sadece üretim satarımı değil, o üretimin bir vitrinin oluşturulması gerektiğini, bir hedef kitlesine yönelik bir pazarlama politikasının olması gerektiğini, daha örgütsel bir faaliyet içerisinde olması gerektiğini bizim artık firmalarımızın öğrenmesi lazım. Tekstil sektörünün fasonculuktan çıkması ciddi bir katma değer yaratır. Yani orada o katma değer
Bizde pazarlama firmalarını doyurur. Satış firmalarını doyurur. O tekstil firmasının 10 kat büyümesini sağlar. Farklı alanlara yatırım yapmasını sağlar ki geçmişte enerjiye yönelen bir sürü tekstil firmaları var. Demek ki o kaynak orada oluşturulmuş, oraya aktarılmış. Dolayısıyla şu an bizde bir pazarlama politikası üretebilen, dünya markası olabilecek şekilde bir vitrin oluşturabilen, hedef kitleye yönelik bir ambalajı planlayabilen bir tekstil firmasına ihtiyacımız var. Yenilikçi, farklı bir şey ortaya kalabilecek, oralarda ciddi bir örgüsel bir faaliyet içerisinde bulunabilecek, hedefine uygun bir pazarlama politikası üretebilecek bir tekstile ihtiyacımız var bizim. Çünkü artık biz fasoncu değiliz. Bu, o yönde hareket etmemeliyiz. Biz fasoncular artık doğuya gitti. Yani başka ülkelerde bu yapılıyor zaten. Endonezya'da, şurada, burada yapılıyor. Ama Türkiye artık bir İtalya. Artık kendi çıtasını yukarı çekmesi lazım. Biz tasarımcı olmak zorundayız. Biz marka yaratmak zorundayız. Marka oluşturmak zorundayız. Ve bir Türkiye markası artık dünyada bir 10 yıl önceki bir Türkiye markası, 10 yıl önce de çok kaliteli bir Türkiye markası vardı. Ama şimdiki Türkiye markası artık Batı'nın alternatif bir Türkiye markası var. Üretimde söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizim o markayla, bu pazarlamayla biz bir Afrika kıtasına hitap etsek, inanın Türkiye kaç kat büyür. Çünkü çok devasa bir kıtadan bahsediyoruz. Ciddi bir talepten bahsediyoruz. Orayı mümkün olduğunca hedef pazarlar arasına sokmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu değindiğiniz tekstil konusunda yerli otomobil, bir marka üretme, montajcı denilen Türkiye'deki bu hamleyi kırmak için bir örnek olabilir mi? Bence muhteşem bir örnek. Yani Türkiye'de bugüne kadar Türkiye'nin önüne çekilen seti Türkiye kırdı artık. Yani bu nehir artık önde engel tanımıyor demek. Bir araba yapmak, dışarıdan göründüğü gibi bir tane tek ürün yapmıyorsunuz. Arabanın bütün parçalarını düşünün. Bir şehir. Yani şu an sanıyorum Bursa'da yapılacak. Çünkü Bursa'da otomotiv altyapı yatırımı var. Dolayısıyla yan sanayi çok önemli. Şu an Türkiye'de otomotiv fibralarının birçoğunun yan sanayi var. Yani aynı otomotivi Türkiye'de üretebilir durumdasınız yani. Birçok otomotiv için söylüyorum bunu. Dolayısıyla Türkiye'de Bursa'da biz otomotivi yurt dışına ihtiyaç duymadan rahatlıkla yapabilirdik. Geçmişte de bu mümkündü ama yapılmadı. Bu engellerin aşılması sadece şey gibi düşünmeyin. Yani ticari üretimsel yeterlilikle alakalı bir şey değil bu. Bir siyasi irade gerektiriyor. Bir yerlerin karşısında dik durmayı gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye şu an bu otomotiv kartellerinin karşısında dik durdu ve ben artık yapıyorum kardeşim dedi. Varsan varsın, yoksan yoksun dedi. Ve hiç kimse de bir şey yapamaz artık bundan sonra. Çünkü düğmeye basıldı. İşte gördünüz otomotivi. Türkiye'ye yakışır bence. Çok beğendim. Ve dolayısıyla Türkiye artık yeni bir yola girmiş bulunuyor. Otomotiv ile ilgili yapmış olduğu hamleyle artık dünyada ben de varım diyor. Sadece otomotiv ile değil, silahıyla. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye silahını kendi yapamazsa hiçbir zaman otomotivde de ön planda olamayacaktı. Çünkü ekonomik güç, şöyle söyleyeyim. Dünyada askeri güç, askeri sanayi ekonomik gücün elinde. Özellikle kapitalizm için söylüyorum, Batı için söylüyorum. Onların elinde. Dolayısıyla eğer bir ülkeye girecekse o ülkeye gidip üs kuruyor. Askeri üs kuruyor. Biz bunları görmüyoruz. Askeri üs kuruyor. O ülkede bir yaptırıma sahip oluyor. O ülkedeki yaptırımla beraber ekonomik kararları verdirip kendi ülkesinin ürünlerini oraya pazarlıyor. Yani bu çok bariz. Türkiye'de artık yurt dışında üs kurmaya başladı. Bunun çok güzel örneklerini görmeye başladık. Yani ben varım diyorsa, yani askeri gücü bir ülkenin kendini yetiyorsa ve dünyaya caydırıcı güç oluşturuyorsa ekonomik güç arkasından geliyor. Bu yoksa, birinci söylediğim, askeri güç yoksa ekonomik güç hiçbir zaman olamıyor. Çünkü sömürülüyorsunuz. Yani bunu sizin elinizde değil, çünkü adam ne isterse yapmak zorundasın. Vururum diyor, kırarım diyor. Tamam diyorsun, mecburen yapıyorsun. Ama şimdi artık biz o tamam demeyecek seviyeye geldik çok şükür Allah'a. 2020 daha iyi olacak. %4 büyüme bekleniyor. %3, %4 arası. Ki ben eğer yurt dışından kaynaklanan bir krizle eğer karşı karşıya kalmazsak, tekrar söyleyeyim, yurt dışından kaynaklanan bir krizle karşılaşmazsak 2020 yılında Türkiye %4, %5 civarında bir büyümeye adım atıyor diye düşünüyorum. Enflasyon tekhane hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an için maalesef o bana biraz zor görünüyor. %10'lar benim için iyi bir rakam. Neden? %5 büyürken, ekonomi hızla gelişirken paraya ihtiyaç artacağı için faizleri daha aşağı çekemezsiniz. Çünkü o parayı bulmamız gerekiyor. Yurt dışından paraya cazip bir getiri vermediğiniz takdirde de %5 büyümeyi sağlayacak bir fonlamayı getiremezsiniz. Dolayısıyla benim için birinci hedef büyüme. Büyümeyi biz %4, %5 sağlayalım. Enflasyon ve faiz bana göre daha sonraki hedefler. Dolayısıyla ben %10 civarında bir %12, %13, %14 civarında bir faizi, %10 civarında bir enflasyonu, %9 belki olabilir. Enflasyonu ben şu an için yeterli görüyorum. Daha fazla frene basmak doğru değil çünkü büyümemiz lazım. 2019'u telafi etmemiz gerekiyor. Nüfus artıyor çünkü bizde.
Dolayısıyla bence büyüme daha birinci hedef olmalı. O büyümeyi sağlayacak bir fonlamayı içeri sokalım. Global piyasalarda daha düşük maliyette para buluyorsak faizleri aşağı indiririz. Ama daha ucuz bir para bulamıyorsak bunun için çok fazla şartları zorlamamamız lazım. Dengeleri fazla zorlamayıp büyümeye odaklanmamızda fayda var.